Siz de anneleriniz gibi büyüyünce fanilerle evlenmeyeceksiniz. Söz mü? Söz! Ay, sizi seviyorum, seviyorum. Kızlarım yeniden peri olsun, damatlarım peri olarak kalsın. Hep birlikte mutlu mesut, peri peri yaşasınlar. Peri peri. Harikasın anneanne, seni çok seviyoruz. Sadık Bey'in faniler gibi yaşayalım felsefesi yüzünden her gün şu partal şeyleri giymekten nefret ediyorum. Ne olur da onlar da diğer periler gibi şatolarda yaşasalardı. Neyse, biz işimize bakalım. Çocukları da uyandırmak lazım. Hadi bakalım Cem Bey, sabah oldu, kahvaltı hazır. Tamam Firuze abla. Okul formanız da yıkandı, temizlendi, ütülendi. O da hazır. Sihirli sabahlar kızlar. Sihirli sabahlar Firuze abla. Hadi bakalım ellerinizi yüzünüzü yıkayın, doğru kahvaltıya. Geliyoruz. Annemler kalktı mı? Şimdi onları da kaldıracağım. Salonda buluşuruz. Hadi içine koyalım mı sen de? Peki. Betüş Hanım, Sadık Bey. Of. En iyisi sihirle uyandırmak. Sihirli sabahlar Betüş Hanım. Sihirli sabahlar Firuze. Kusura bakmayın, sesimi duyuramadım. Sihirli uyandırmak zorunda kaldım. Kahvaltınız hazır. Sihirli sabahlar Firuze. Hemen geliyoruz. Ay kızma hayatım. Hadi kahvaltıya inelim. Ah, çayları koyayım o zaman. Bak yastıklarla karşılandın. Aa Firuzeciğim, çocuklar nerede? Banyodalardır, girirler şimdi. Hayatım iyi ki sihirli banyomuz var biliyor musun? Yoksa hiçbir sabah bize sıra gelmezdi. Evet hayatım. Beni sihirle getirdiğin ve kıyafetimi giymeme yardım ettiğin için teşekkür ederim ablacığım. Bir şey değil Çilek. Sihirli sabahlar çocuklar. Sihirli sabahlar. Cem nerede Cem? Birazdan gelir. Çilek çabuk düzelt saçımı. Hayır abicim. Öyle mi? O zaman ben de senin saçını keserim. Hele bir dene. Denedim bile. Abi ne yaptın? Ne yaptın? Bakın bakalım. Annem gibi süslü. Evet, ikisini birden göndeririz. Çok sevinir değil mi o zaman? Bitti bile. Ha, hazır gelmişken bu nasıl Eda? Çok portakallı. Dudu Peri, sihirli posta yoluyla iki damadınızdan iki hediye var. Aldım bile. Mersi. Sihirli günler. Ah, ay ne kadar güzel. Ay çok güzel. Ben onların hep peri olmalarını isterdim. Niye bunu daha önce düşünemedim? Dudu, şaka yapıyorsun değil mi? Hayır, gayet ciddiyim. Ne yapıyorsun Dudu? Sadık'la Yavuz'a sesleniyorum. Sadık, Yavuz. Efendim anneciğim? Sihirli aynayı açın. Tabii. Buyur anneciğim. Size teşekkür etmek istedim. Yolladığınız parfümler bir harika.
Bir şey değil anneciğim, güle güle kullanın. Bakın ne diyeceğim. Bu akşam bize yemeğe gelsenize, hep birlikte şöyle büyük peri ailesi olarak bir yemek yeriz ha? Neden olmasın? Ay, geliriz tabii. Ben zaten Betüş'e uğrayacağım, ona haber veririm. Tamam, haber ver. Ya, babama çok selam söyleyin. Tamam, söylerim. İşte böyle hayırlara vesile olsun. Behim Hanım teyzem, hadi Sadık Beyler çocukların eğitimi için faniler gibi yaşayıp fani mahallesinde oturuyorlar. Siz niye şatonuzda yaşamak varken burada oturuyorsunuz? Anne, faniler üstüne bilimsel bir araştırma yapıyor. Ben de şatoda yalnız sıkılıyorum. Ah. Merhabalar. Aa, ne oldu Betüş Hanım, erken döndünüz? Aa, eve geldim. Seni bulamayınca sihirli küreğe nerede olduğunu sordum. Bana burada olduğunu söyledi. Ben çağırdım kızım. Abne araştırması için bütün gün etrafta fani var mı diye bakınıyor. Sıkılıyorum. Laflarız dedim. Ah, ne kadar iyi etmişsiniz. Zaten Firuze sihirle evin işlerini çabucak hallediveriyor. çocuklar okuldayken de istediğini yapabilir. Aa, Firuzeciğim, akşama bir programım var mı? Doğut'la konuşmuştuk çocukları sihirli nöre parka götürelim diye ama. Ay tüh. Ne oldu? Şey, annem bizi yemeğe davet etmişti de eğer bir işin yoksa akşam çocuklarla oturup onlarla ilgilenir misin diyecektim. Dert etmeyin canım, konuşurum iptal ettiririm. Hey, olur mu hiç öyle şey, bir program yapmışsınız, çocuklar o kadar heveslenmiş, sakın bozmayın. İşte gittim geldim. Ne oldu, ne oldu? Ay sorma Eda, Firuze'nin akşama işi varmış. Ay yani gidemiyor muyuz? Aslına bakarsan gidiyoruz. Çocuklara Mevhibe Hanım bakacak. Hangi Mevhibe? Seninki ayol, Avni Bey'in halası. Aa, olmaz olmaz Betüş, saçmalama. Yani o kadın yeryüzünün en bunak perisi. Ay, maazallah çocuklara bir şey olur, unutur söylemeyi ya lütfen. Merak etme, bir şey olmaz. Hem çok heves etti, bırak baksın çocuklara. Bizim çocuklar ona hiçbir şey unutturmazlar. Eh peki madem sen öyle diyorsan öyle olsun. Ay biz de Avni ile baş başa kalırız. Şey, biz geçen hafta puzzle yapıyorduk, yarım kaldı. Siz de gelin. İşte geldik. Hadi bakalım. Üstünüzü değişin, sofraya geçin. Sonra da güzel güzel derslerinizin başına oturun. Aferin size. Hadi bakalım sofraya geçin. Bak, her şey harika oldu. Güzel, güzel. Gerçekten çok güzel anne. Afiyet olsun. Çok güzel. Afiyet olsun. Ben aldım, ben aldım. Sen al bir şey. Hadi bakalım çocuklarım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Cheers. Şerefine babacığım. Hadi. Bunu yemeğe dağıtın. Hiç vallahi nefes almadan. Keşke çocukları da geçirseydiniz. Ne güzel böyle kalabalık kalabalık otururduk. Bir hafta sonu yaparız anneciğim, merak etmeyin. Biliyorsunuz yani bu perifani karma okulu çok zor. Bir yığın dersleri var çocukların. Aa, ders demişken anneciğim sihirli aynanızı bir kullanabilir miyim? Bakayım çocuklar ders çalışıyorlar mı? Tabii, kendi aynan gibi kullan. Şundan çok güzel. Çilekle buket harıl harıl çalışıyor. Aferin. Demek ki verdiğim ceza akıllarını başına getirdi. Eh, artık bu gece sihirlerini geri verebilirim herhalde. Harika. Dünyayı değiştiren, iyi yönde değiştiren çok önemli bir silah bence. Ay ne entel perilersiniz. Bırakın bütün bunları, sabaha kadar konuşsak nasıl olsa bir netice elde edemeyeceğiz. Şöyle havadan sudan şeylerden bahsedelim, içimiz açılsın. Değil mi baba? Aa, babacığım neyiniz var? Sizi keyifsiz görüyorum. Şey, kafam karışık biraz, dalgınım. Sebep babacığım? Bana bu kadar güzel babacığım dersen anlatamam ki oğlum. Ay, ay, ay.